Şimdi kemer çalışmamıza başlayabiliriz. Kemer aşamasındayız. Kemerim için bez tela kullandım ve 3 santim genişliğinde bez telamı kestim. Şekerli olan kısmını kumaşımın tersine yapıştırdım. Daha sonra birer santim içeri doğru bu şekilde katladım. Ve sonrasında tekrar ikiye katlayıp kemerimi bu şekilde takılır duruma getirdim. Ve şimdi kemer takma işlemine başlayacağız. Kemer takarken hemen fermuarımın demirinin hizasından kemerimi takmaya başlayacağım. Ütü çizgisini bu kısma denk getiriyorum ve ütü çizgisinin üzerinden şimdi kemerimin etrafını makine dikişi yapıyorum. Kemerimin makine dikişini yaptıktan sonra fazlalık paylarımı kesiyorum. Paylarımı da düzenledikten sonra şimdi kemerimin kenarlarını bu şekilde böyle katlayarak makine dikişi yapıyorum. Bittikten sonra bu şekilde olacak. Aynı şekilde diğer tarafı da dikiyorum. Sonrasında dikiş paylarını kesip çeviriyorum. Kemerin kenarlarını diktikten sonra fazlalıklarımızı kesiyoruz. Fermuarımızı kapadıktan sonra da kemerin dikişlerinin birbirlerine yukarıdan ve aşağıdan eşit olmasını kontrol ediyoruz. Ve sonrasında şimdi kemerin üst dikişi için bu kısmı iğneleyeceğiz ve sonrasında 1 milimden makine dikişi yapacağız. Böylelikle kemer çalışmamı tamamladım ve şimdi ilik açacağım. İlik için de sağ tarafa ilik açıyoruz, sol tarafa düğme dikiyoruz. Hemen ilik ayağımı alacağım. Açtım. Bu şekilde iliğimi açtım. Kemerimi de diktim. Ve şimdi paça kısmını da overlock yapıp yapıştıracağız ve sonrasında el baskısı yapıp pantolonumuzu ütüleyip tamamlayacağız. Öncelikle paçanın boy ölçüsünden katlıyorum paçayı.
paçanın ütüsünü yaptıktan sonra paça telası kullanıyorum bu şekilde. Yapıştırma telası ile yapıştırdım ve daha sonrasında el baskısı yaparak sizler de tamamlayabilirsiniz. Yıkandığında açılmaması için. Böylelikle pantolon çalışmamı bitirdim ve son hali bu şekilde. Kolay gelsin. Fikirlerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.